Evet arkadaşlar, günün son saatinde beraberiz. Ergonomi konusunu ele alacağız bu dersimizde. Peki, devam edelim. Fizyolojik açıdan iş yeri düzenleme. Şimdi ergonomide temel kural yine arkadaşlar, hareketlerin doğal olması. Yani diyoruz ki vücudumuzla bir iş yaparken vücudumuz doğal pozisyondan ne kadar saparsa o kadar fazla enerji harcar ve zarar görürüz diyoruz. Bu nedenle yine hani dikkat etmenizi istediğim husus burada tanımlanmış. İş organizasyonlarında çalışanın değişik organlarının pozisyonlarından doğal durumlarından sapmamasına özen göstermeniz. Yani işte az önce de yine ilk şeyde risk değerlendirmesi yaparken orada da gördük. Yani fazladan bir eğilip doğrulma hareketinin ne yapmaması olmaması gerekiyor. Sadece tabii burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, iş organizasyonlarında değil, aynı zamanda arkadaşlar işi yaparken kullanılan alet ve cihazların ve onları kullanan organların doğal durumlarını bozmayacak şekilde de ne yapılması, ihmal edilmesi gerekiyor ki hani buna yine son zamanlarda çok fazlaca ne yapılıyor, dikkat ediliyor. Kullanılan ekipmanların kişinin onları kullanan organlarıyla uyumlu olması noktasında arkadaşlar. Diğer bir konu yorgunluk, iş fizyolojisi içerisinde arkadaşlar. Evet, yorgunluk dediğimizde arkadaşlar iş etkinliği görev üzerinde dikkat ve konsantrasyonun optimum olduğu dönemin ötesine geçerse ne yapar? Performans düşer diyoruz arkadaşlar. Bu da kendisini yani yorgunluğun meydana gelmesi arkadaşlar kendisini ne yapar? Ya çıktı veya üretim hızında düşme, hatalı üretim sayısında artış ve yine bizim istemediğimiz iş kazalarında artma ile ne yapar? Kendisini gösterir diyoruz. Yorgunluk. Ve önemli bir kaza nedenidir arkadaşlar. Yani yine iş kazalarına baktığınızda bazen işte mesela uzun süreli çalışmaların sonunda işte yasal sınırların ötesinde yapılan çalışmalarda bu tür yorgunluk nedenli kazalara ne yapabiliyor, neden olabiliyor diyoruz arkadaşlar. Aslında hani yorgunluk belirtileri istirahat gereksinimi bildiren koruyucu bir mekanizma. İşte yeter ki bu ne yapılabilsin, yakalanabilsin arkadaşlar. Ergonomik açıdan yorgunluk iş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin ve performansının azalması olup bu azalma ne yapılabilir? İyi bir dinlenme ile geri getirilebilen bir azalmadır diyoruz arkadaşlar. O yüzden hani yine ilk dersimizde söyledim. Dinlenme aralarının çok iyi düzenlenmiş olması gerekiyor. Onunla da ilgili kurallarımız var. Yani iyi bir dinlenme değeri sağlamak için dinlenme aralarının nasıl düzenlenmesiyle de ilgili kurallarımız var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Yorgunluk, belli bir iş ya da işlemi yapan insanın fizyolojik nedenlerle söz konusu işi daha fazla devam ettiremeyeceği bir psikosomatik tükenme noktasına gelmesi şeklinde de yine ne yapabilir? İfade edilebilir diyoruz. Yorgunluğun nedeni, evet, işin fizyolojisine baktığımızda laktik asit gibi toksinlerin organizmada birikmesiyle dokulara daha az oksijen almasına ne yapar? Dayanır diyoruz arkadaşlar. Yani yorgunluğun fizyolojisi bu şekilde gerçekleşiyor. Laktik asit gibi toksinlerin organizmada birikmesi ve dokulara daha az oksijen gitmesi şeklinde ne yapıyor? Gerçekleşiyor arkadaşlar. Sürekli performans sınırının üstünde çalışırken artan oksijen gereksinimi yeter düzeyde karşılanamadığından arkadaşlar anaerobik glikozinin oluşturduğu laktik asit artmaya ve kas lifleri de arkadaşlar fazla asit yüzünden ne yapmaya şişmeye başlar. Lifler katı bir zarfla sarılı olduklarından da arkadaşlar ağrı algılayan sinirler de bu sargı içinde ne yapar? Sıkışmaya başlar diyoruz ve ağrılar ne yapılabilir? Hissedilebilir diyoruz. Peki yorgunluk türleri nasıl tanımlanmış? Şöyle ki, statik ve dinamik kas işinden doğan kas yorgunluğu, fiziksel zorlanmadan doğan tüm organizmanın yorgunluğu, genel bedensel yorgunluk, görme organının fazla zorlanmasından doğan göz yorgunluğu,
beyinsel çalışmadan doğan bir mental yorgunluk, yine psikomotor fonksiyonların tek yönlü zorlanmasından oluşan yorgunluk, sinirsel yorgunluk veya beceri yorgunluğu, işin veya çevrenin tek düzeliğinin verdiği yorgunluk, monotonluk, arka arkaya gelen yorgunluk hallerinin birikmesi, kronik yorgunluk, biyolojik gece gündüz ritminin doğurduğu uyku isteğini doğuran doğal periyodik yorgunluk şeklinde yorgunluğu 8 grup içerisinde, 8'e ne yapıyoruz? 8 çeşit yorgunluk vardır diyoruz arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyelim arkadaşlar, yine ifade ettik. Dinlenme ya da kendini toplama, uyku, dinlenme araları ve eğlenme zamanlarıyla ne yapılır? Sağlanır diyoruz. Dinlenme. Dinlenme araları, uyku, eğlenme zamanlarıyla sağlanır diyoruz. Eğer uygun aralar ve dinlenme dönemleri konulursa, çalışan tekrar tazelenmiş bir optimum etkinlik döneminde işe ne yapabilir? Başlayabilir diyoruz. Bir de diğer bir konu var. Bu da yine çok sık karşılaşılan bir durum arkadaşlar. Özellikle tek düze işlerin yapıldığı iş yerlerinde. Evet, yorgunluğun oluşması için arkadaşlar illaki çok işin olması gerekmiyor. Can sıkıntısı ve monotonluk da yorgunluğu doğuran özel etmenleri oluşturabiliyor. Böyle bir durum da söz konusu. Tabii can sıkıntısı ve monotonluk ne zaman ortaya çıkıyor diye baktığımızda, eğer iş ortamı herhangi bir uyarım vermiyorsa çalışana, bu durumda ne yapabilir? Can sıkıntısı ve monotonluk kaynaklı yorgunluklar oluşabilir diyoruz. Peki hangi durumlarda bu ortaya çıkar diye baktığımızda, yani can sıkıntısı ve monotonluğa bağlı olarak oluşan yorgunluk hangi durumlarda ortaya çıkar diye baktığımızda, evet, işin ilginçliği kalmazsa, işle ilgili çok az motivasyon varsa, iş operatörün becerisine bağlı değilse, çalışma ortamı, çalışma hızı çok yavaşsa ve çalışma ortamı yine donuksa arkadaşlar, bu çok iş olmadan bile ne yapabilir? Yorgunluk oluşabilir diyoruz arkadaşlar. Peki, hani bizim istemediğimiz nokta insan üzerindeki etkileri. Genel olarak şunu söyleyebiliriz, yorgunluk iş kazaları nedenleri içerisinde de ne yapabiliyor? Yer alabiliyor. Nasıl gerçekleştiriyor bunu? İşte dikkatin azalması, algılama kaybı ve yavaşlama, düşünme zorluğu, verimli olma isteğinde azalma, zihinsel ve bedensel çalışmada verim kayıpları şeklinde ne yapıyor? Kendisini gösteriyor arkadaşlar. İşte bunlar da yine ne yapabiliyor? İş kazalarına neden olabiliyor diyoruz arkadaşlar. Evet, dedik ki iyi dinlenme araları düzenlenirse bu yorgunluk giderilebilir dediği. 4 tip mola var. Şöyle söyleyelim, spontan mola. Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen molalar. İşte bir kazma kürek işi yapıyorsunuz. Ara ara ne yapıyorsunuz? Küreğinize, kazmanıza yaslanıp şöyle bir yaptığınız işe bakar gibi dinlenmek. Maskelenmiş mola. Yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin ne yapılması yapılması. Yani bu çalışma süresi içerisinde kesinlikle ve kesinlikle dinlenme molalarında herhangi bir işin, hafif bir iş de olsa, yapılmaması gerekiyor. İş koşullu mola. İşte ne yapıyorsunuz? Bir makineyi temizlemek için bir müddet işten uzak kalıyorsunuz. İşte çalışma masasının düzenlenmesi veya işte çalışma arkadaşlarınıza danışmak üzere çalışma alanından ayrılma ve benzeri şekilde arkadaşlar. Bunlar da iş koşullu molalar olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Önceden programlanmış mola. Bu daha çok karşılaştığımız mola. Mola saati, süresi ve şekli belli olan molalar. Bizde de şöyle uygulanıyordu. İş kanununa göre belirlenmişti. 4 saate kadar işlerde 15 dakika, 4 saatle 7,5 saatlik işlerde 7,5 saat dahil yarım saat, 7,5 saatin üzerindeki işlerde de ne olması gerekiyordu? En az 1 saat ara dinlenmesinin verilmesi gerekiyordu. Bunlar en az süreler arkadaşlar. Yani şöyle olabilir mi? Daha fazlası belirlenebilir mi? Evet. Ama en az bu molaların verilmesi gerekiyor. Ve yine şöyle bir konu daha var arkadaşlar. Ara dinlenmeleri çalışma saatinden sayılmaz. Yani diyelim ki siz haftada 6 gün ve günlük 7,5 saatlik bir çalışma yapıyorsunuz. İşe girişinizle çıkışınız arasında
8,5 saatlik bir sürenin ne yapması? Geçmesi gerekiyor. Dinlenme molaları çalışma saatleri içerisinde değerlendirilmez diyoruz. Evet, yine hani bu işveren tarafından mola saatlerinin kullanımı ayarlanabilir. Aynı anda olmayabilir tüm çalışanlara mola kullandırmak. Farklı zaman dilimlerinde ne yapılabilir? Kullanılabilir diyoruz. Yani bazen AVM'deki mağazalar var mesela sürekli açık. AVM açık olduğu sürece açık olduğu için mesela öğle dinlenmeleri ne yapılıyor? Grup grup kullandırılıyor. Bu da olabilir. Ve dediğimiz gibi iş sözleşmeleriyle dinlenme süreleri artırılabilir diyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Az önce Lehman'dan bahsetmiştik. Lehman diyordu ki bir moladaki dinlenme değeri başlangıçta en fazladır. Ve mola zamanının uzamasıyla gittikçe düşer. Bunun için çok sayıda kısa mola bir uzun moladan daha iyi dinlenme değeri sağlar diyor arkadaşlar. Peki o zaman bir molayı düzenlerken hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlara şöyle bir bakalım. Molayla ilgili dikkat edilmesi gereken temel kurallar. Bir, molanın ilk bölümünün dinlenme değeri en büyüktür. Bu nedenle kısa molalar tercih edilmelidir diyoruz. İki, vardiya süresi uzadıkça kısa molaların sıklığı ve süresi artırılmalıdır diyoruz. Yine molaların sıklığı ve bedensel ve zi molaların sıklığı zihinsel ve bedensel çalışmanın ağırlığına bağlıdır. O yüzden bazen çok ağır işlerde arkadaşlar birkaç dakikalık çalışmadan sonra bile mola verilmesi ne yapabilir? Gerekebilir diyoruz. Yine aşırı sıcak ve gürültüden dinlenme molaları arkadaşlar yani aşırı sıcak ve gürültü olan iş yerlerinde dinlenme molalarının bu ortamın dışında değerlendirilebilme imkanı varsa daha iyi dinlenme değeri ne yapar sağlar diyoruz. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Yine molada yan bir iş yapılırsa hafif de olsa bu ne yapar arkadaşlar? Molanın dinlenme değerini kaybeder. Yani molanın dinlenme değerini olumsuz etki eder diyoruz arkadaşlar. Geldik antropometrik çalışma yeri düzenleme. Şimdi ilk olarak fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme dedik. Bir de antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme. Burada arkadaşlar bu kullandığımız ürünlerin tasarımında arkadaşlar üç tür ölçü kullanılıyor. Yani tasarımda bir uç değerler için tasarım var arkadaşlar. İki ortalama değerler için tasarım var. Bir de ayarlanabilir aralık için tasarımlar ne yapılıyor? Gerçekleşiyor. Hani dedik ya son zamanlarda en fazla ayarlanabilir tasarımlar daha fazla ne yapılmaya kullanılmaya başladı. Uç değerler için tasarım dediğimizde arkadaşlar tabii ki tasarım çalışmalarının en önemli amacı kullanacak, o makineyi kullanacak, o iş ekipmanını kullanacak kitlenin tamamına yakın bir kısmına uyum sağlayabilecek standartların ne yapılması, oluşturulması. İşte vücut ölçüleriyle ilgili araştırmalarda bu ölçülerin normal olarak dağıldığı varsayılarak arkadaşlar uç değerler için tasarımda %90'lık bir kullanıcı kitlesi hedef alınır. Yani o kitlenin alttaki %5'lik kısmıyla üstteki %5'lik kısmı standart kapsamı dışında tutulur. Tasarım çalışmalarında %5 ve %95 aralığında yer alan kitle dikkate alınarak ne yapılır? Yer alan kitle hedef alınır. İşte burada da arkadaşlar yani uç değerler için tasarımda hacimle ilgili tasarımlarda %95'lik dağılım değeri, erişimle ilgili tasarımlarda da %5'lik dağılım değerleri dikkate alınarak bir tasarım gerçekleştirilir. Yani bir örnek verecek olursak, bir asansörün tasarımı yapılırken asansör kabininin boyutlandırılması sırasında %95'lik değerler, asansör içindeki kontrol panelinin döşemeden itibaren yüksekliği içinde arkadaşlar %5'lik değerler ne yapılır? Dikkate alınır diyoruz. Ki böyle olduğunda şöyle uzun boyların rahatça sığabileceği bir kabine kısa boylular zaten ulaşabilir. Kısa boylulara göre ölçülendirilmiş bir kontrol paneline de uzun boylularda ne yapabilecektir?
erişebilecektir diyoruz. Uç değerleri için tasarım bu şekilde. Ortalama değere göre yapılan tasarımlar, evet, düşünüldüğün aksine, yani çok geniş bir kitleyi karşılıyormuş gibi ifade ediliyor ortalama değerler, ama büyük bir kullanıcı kitlesini ne yapmaz, karşılamaz diyoruz. Ama ortalama değerler için tasarım, yine bazı eşya ve araçların tasarımında ortalama değere göre ne yapılır? Bir gruplandırma yapılır diyoruz, boyutlandırma yapılır diyoruz. Örnek işte giysiler için kazak, çorap, eldiven gibi giysiler için hep ortalama değerlere göre ne yapılır? Bir tasarım gerçekleştirilir diyoruz. Ayarlanabilir aralık için tasarım dediğimizde arkadaşlar, bir donanımın belirli ölçüleri değişik boyutlardaki kullanıcı kitlesini kapsayacak şekilde ne yapılır? Ayarlanabilir ölçülerde yapılır diyoruz. İşte bir otomobil koltuğunun, hani şimdi onlarda eskiden iki hareket vardı, bir öne ileri geri hareketi vardı. Ama artık mesela orada aşağı yukarı sağ sol ön arka birçok ne var? Ayar mekanizmaları var. Yani sürücünün aracını en rahat şekilde kullanabilmesi için ne yapılıyor? Bu ayarlama sistemleri getiriliyor. Dediğim gibi çok yaygın makinalarda, ekipmanlarda da bunlar kullanılmaya başladı. Evet, işte yine bir sandalyenin oturak kısmının aşağı yukarı hareketi gibi hususlar ayarlanabilir. Aralık için tasarıma ne yapılabilir? Örnek verilebilir diyoruz. Ayarlanabilir özelliklere sahip araç gerecin yine %5 ile %95 dağılım içerisinde herhangi bir noktaya ayarlanabilecek şekilde tasarımlanması öneriliyor diyoruz. Yine %90'lık bir kesime ne yapıyor? Karşılık geliyor. Şimdi bu ölçülendirmelerden sonra arkadaşlar, evet, çalışma duruşları ve düzenlenmesi. Şimdi postür, bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu? Duymuş da olabilirsiniz. Duruş, yani beş ana vücut parçasının mekanik etkileşimiyle ne yapar? Meydana gelir diyoruz. Ve insanın çok sayıda postür yapma yeteneğine sahip olmasına karşın arkadaşlar, biz çalışma yaşamındaki duruşları oturma ve ayakta olmak üzere ne yapılıyor? İki konumda değerlendiriliyor. İşte burada şimdi bunların analizini yapacağız arkadaşlar. Evet, yapılan işle ilgili hangi postür şeklinin daha uygun olduğuna karar verebilmek için arkadaşlar, görevin özelliği ve çalışılan kişinin zorlanmasının ne yapılması, dikkate alınması gerekiyor. Demek ki birinci faktör görevin özelliği, ikincisi de çalışan kişinin zorlanması dikkate alınıyor. Hangi postür şeklinin uygun olması noktasında. Görev açısından hangi duruş şeklinin daha uygun olduğuna karar vermek oldukça kolaydır diyoruz. İşte şöyle ki, çok sayıda el kol hareketinin gerekli olduğu veya büyük bedensel güçle çalışılacak iş yerlerde sadece ayakta durarak çalışma ne yapılır? Tercih edilir diyoruz. Ama yine de arkadaşlar burada şuna bakıyoruz. Diyoruz ki evet, bu şekilde tanımlanmış. Birazdan şundan bahsedeceğiz. Evet, ayakta çalışma tercih edilmeli ama ayakta çalışmanın da yine oturarak çalışmanın da nesi var? Bir takım sağlık üzerinde olumsuz etkileri söz konusu. Neden ayakta çalışma? Evet, insan ayakta dururken vücut hareketleriyle gerektiğinde vücut ağırlığını kullanarak işini ne yapabilir? Kolaylaştırabilir diyoruz arkadaşlar. Diğer yandan iş elin sakin tutulmasını ve gözlemi gerektiriyorsa, o zaman bu iş oturarak ne yapılması? Yapılması gerekir diyoruz. Dediğimiz gibi fizyolojik açıdan baktığımızda bir işin ayakta mı yoksa oturarak mı yapılması noktasında, evet, oturarak yapılan işlerde zorlanma daha az olması olduğu yüzünden ne yapmamız? Ayakta durmaya göre oturarak çalışmayı tercih etmemiz gerekiyor. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bunların her ikisinin de nesi var? Bir takım sağlıkla ilgili sıkıntıları var. İşte ayakta durma sırasında bacaklarda kan dolaşımını bozan ve varis oluşumuna yol açabilen şiddetli kan toplanmaları, damar iltihaplanmaları, eğri bacaklık ve sindirim şikayetleri oluşabilir. Ve yine oturarak yapılan işlerde arkadaşlar, kalp ve nefes şikayetleri, mide hastalıkları, sırt ağrıları,
omuz şikayetleri ve bacaklarda kan hareketi kusurları ne yapabilir? Ortaya çıkabilir diyoruz. Şimdi ikisinin de olumsuz şartları var. O yüzden de ergonomik kriterler diyor ki bize, eğer diyor bir iş diyor oturarak yapılacaksa, oturarak yapılması gerekiyorsa %30 ayakta, %70 oturarak. Ayakta yapılacaksa da %30 oturarak, %70 ayakta şekilde yapılacak şekilde planlanabiliyorsa idealdir diyor. %30'a %70. Şimdi şunu söyleyeyim. Evet, bazı dönemlerde programlarımız yoğun oluyor. Mesela bugün benim sizden sonra da bir 11 saatlik, şey pardon, 5 saatlik daha dersim var arkadaşlar. Mesela burada 11 saat oturarak ders anlatmak gerçekten sıkıntılı. Bir takım sağlık problemlerine yol açabiliyor. Ama daha önceki sistem iyiydi. Hani o ergonomik kriterlere uygun bir sistemdi. Hani yüz yüze eğitim yaptığımızda ne yapıyorduk? 45 dakika ayakta ders anlatıyorduk. Sonra 15 dakikada mola veriyorduk, gidiyorduk odamızda bir çay kahve içiyorduk mesela. O şekil güzel. Ama bu şekil gerçekten hani evet 15 dakika mola veriyoruz ama genelde evden anlatıyorum dersleri. Hani balkona kadar yürürseniz bir 10-15 dakika, şey 10-15 metre arası bir mesafe. O yüzden de o etkiyi ne yapmıyor, sağlamıyor. Yani bunu bizzat yaşayarak şahitlik etmiş bir kişiyim arkadaşlar. Şimdi biz de arkadaşlar biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz yine işin içerisinde statik çalışmaları istemiyoruz. Yani işlerin dinamik bir şekilde ne yapılması olması gerekiyor. Çünkü statik işlerde yani durarak yapılan işlerde adaleler sürekli kasılma halinde kaldığından arkadaşlar kanlanma ve dolayısıyla oksijenlenme normal olmayacağı için arkadaşlar evet biyokimyasal yorgunluğun yanında fizyolojik yorgunluklarda ne yapabilir? Oluşabiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet, işlerin statik işler olması ergonomik açıdan istenmeyen işlerdir diyoruz arkadaşlar. Biz ergonomik olarak ne yapıyoruz? Dinamik işleri istiyoruz. Statik işler insanların organları sürekli bir yük altında kalır. Hatta şöyle örnek vereyim. İşte mesela bir perde takma işi bir statik iştir arkadaşlar. Hiç kimse sevmez perde takmayı. Ben dahil takıyoruz ama sevmezsiniz. Sürekli eliniz yukarıda işte o kornişlerin, şeylerin, perdenin aparatlarını takarken kornişe böyle bir tükendiğinizi hissedersiniz. Yani bir de uzun bir salon perdesi ise arkadaşlar. Yine uzun yol şoförlerinin yani kamyon kullanan, uzun yollarda sürekli olarak araç kullanan kişilerin ayaklarının sürekli gaz pedalında kalması da yine nedir? Bir statik iştir diyoruz arkadaşlar. Statik işlerde damarlar daralarak gerekli miktarda kan dolaşımı sağlanmadığı için kısa zamanda yorulma olayları ne yapar? Ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. Dinamik işler statik işlerden farklı olarak yüklenme zaman içerisinde ne yapar? Farklı değerler alır. Ve yine statik işlerde ara dinlenme olanağı olacağı için arkadaşlar oksijen harcanması ile tüketimi hemen hemen aynı değerdedir. Diğer bir ifadeyle kan gereksinimiyle kan dolaşımı aynı değerlerde kalır ve dolayısıyla da yine dinamik işler statik işlere göre daha az yorgunluğa ne yapar? Yol açar diyoruz arkadaşlar. Evet, kuralımız şu yine sorulursa işin statik olması arzu edilmez. Statik işler ritmik değildir. Yani statik işler ergonomik değildir diyoruz. İş organizasyonlarında dinamik işlerin ne yapılması tercih edilmesi gerekiyor. İşte mesela günde 2 saatten fazla eller yukarıda çalışmak. Yani nerede olabilir? İşte ağaç budama işinde çalışan kişide veya hani oto tamircilerinde lifler var dedik. İşte o liftin altına girip çalışan işçiler elleri sürekli nerede? Yukarıda. Günde 2 saatten fazla. Az önce söyledik. Günde 2 saatten fazla boynun 30 dereceden daha fazla eğik vaziyette çalışmak. Veya günde 2 saatten fazla belin 30 dereceden fazla eğilip çalışmak ki hani bazen şunu düşünüyorum tarım işletmelerinde yani tarlada, bağda, bahçede
Özellikle sebze yetiştirildiğinde bırakın 2 saati, gün doğumu gün batımı bu eğik vaziyette ne yapılıyor çalışılıyor arkadaşlar. Allah kolaylık versin o alanda çalışanlara. Yine çömelik vaziyette günde 2 saatten fazla. Yine diz çökmüş şekilde arkadaşlar günde 2 saatten fazla çalışmak kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ne yapar? Yol açar diyoruz arkadaşlar. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları da arkadaşlar kaslarda, sinirlerde, tendonlarda, kıkırdakta, bağlarda, birleşme noktalarında ve disklerde meydana gelen nedir? Rahatsızlıklardır diyoruz. Peki kas iskelet sistemi sendromlarına neler neden olur diye baktığımızda evet eğilme, doğrulma, tutma, kavrama, bükme ve uzanma gibi sıradan vücut hareketleri ne yapabilir? Neden olabilir diyoruz arkadaşlar. Basit yani iş yaşamı içerisinde oluşan davranışlar, hareketler ne yapıyor? Buna neden olabiliyor. Tabii burada bazen bizim en büyük zorluklarımızdan bir tanesi şu. Hani çalışanlara bir şeyi anlatmaya çalışırken eğer o etki zaman içerisinde ortaya çıkıyorsa yani hemen kendini göstermiyorsa biraz ikna etmekte ne yapıyoruz? Zorluk çekebiliyoruz. Tüm şeylerde mesela işte bir toza maruziyet, bir gaza maruziyet. İşte diyorsun ki bak bu gaz zararlı. Ne zaman anlıyor? Maalesef ki maalesef işte ondan dolayı bir sağlık bozulması yaşandığında anlıyor. Aynen sigarada olduğu gibi arkadaşlar. Evet sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor. Ama yavaş yavaş geliştiği için ne yapmıyor? Birisi bir şey dediği zaman bundan çok fazla etkilenmiyor. Öyle bir yapımız var. Aynen kas iskelet sendromları da aynı şekilde arkadaşlar. Anında gelişen bir rahatsızlık olmaması, derece derece yavaş yavaş gelişmesi bazen karşı tarafa önlemleri alma konusunda uyardığımızda çok fazla etki yaratmıyor diyoruz arkadaşlar. Kas iskelet sistemi sendromlarına sabit duruşlar, sürekli ve tekrarlı hareketler, işin süresi ve sıklığı, vücudun belli bölgelerindeki uygun olmayan duruşlardan dolayı meydana gelen zorlanmalar, uygun harekete izin vermeyen işler ve titreşimde bahsetmiştik. Orada da özellikle tüm vücut titreşimi ne yapıyordu? Kas iskelet sistemi sendromlarına neden olabiliyordu arkadaşlar. Birçok şey var. Bu konuda ortaya çıkan hastalıklar var. Çok detayına girmeyeceğim ama hani şöyle bir bakar mısınız diye düşünüyorum. Karpal tünel sendromu mesela en yaygın olarak görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları. Daha çok neye bakalım? Şöyle söyleyeyim. Hangi işlerde görülebilir şeklinde bir soru yönlendirilebilir bize? Hani uzak bir ihtimal ama yine de şöyle bir böyle hani ara sıra diyorum ya şöyle bir bakın diyorum ya o konulardan bir tanesi. Mesela işte parlatma, cilalama, bileme, törpüleme, çekiçle dövme, montaj, daktilo, bilgisayar kullanımı, yine karpal tünel sendromu ev işleri yapan kişilerde de görülüyor. Halıcılık, dokuma halıcılık, müzisyen ve cerrahlarda görülen bir hastalık arkadaşlar. Karpal tünel sendromu. Yine epikondilit tenisçi dirseği var. Bu da daha çok vidalama, küçük parçaların montajı, çekiçle dövme, tenis ve bowling oynama ve yine müzisyenlerde ne yapabiliyor? Ortaya çıkabiliyor. Boyun gerilimi sendromu, bant montajı, küçük parça montajı, paketleme elde ya da omuz üstünde yük taşıyan kişilerde görülebiliyor. Paranotal stres sendromu, parlatma, cilalama, törpüleme, bileme işleri yapanlarda gözlemlenebiliyor. Yine radyal tünel sendromu el aleti kullanan kişilerde görülebiliyor. Omuz kirişleri yangısı, rotator cuff sendromu, zımba pres operatörleri, az önce bahsettiğimiz gibi baş hizasının üstünde yapılan montaj çalışmalarında bulunanlar, kaynak boya araba tamir gibi işlerde, bant montajı işlerinde, paketleme, yükleme, erişme hareketi yapanlarda ve kaldırma işi yapan kişilerde ne yapabiliyor? Gözlemlenebiliyor diyoruz arkadaşlar. Bu omuz kirişleri yangısı, rotator cuff sendromu. Bir de Decorvin hastalığı var. O da yine parlatma, cilalama, törpüleme, bileme, zımba pres operatörlerinde, yine cerrahlarda,
kasaplarda pense kullanımı, testere kullanımı, elle kavrulanarak döndürülen araçları kontrol eden kişilerde, vidayı yatağına yerleştirme işi yapanlarda, yine elle burma işi yapan kişilerde ne yapılabiliyor? Gözlemlenebiliyor diyoruz arkadaşlar. Bir de Raynaud fenomeni var. Bunu da nerede söylemiştik? Beyaz el, ölü el hastalığı demiştik arkadaşlar Raynaud fenomeni için. Bu da titreşimli el aletleri kullanan kişilerde ne yapıyordu? Meydana geliyordu. Ve orada yine unutmayacağımız bir nokta daha vardı. O da şuydu. Özellikle el kol titreşimine maruz kalan kişilerin ne yapılması gerekiyordu? Soğuk ve nemden de korunması gerekiyordu arkadaşlar. Soğuk ve nem etkilenmeyi ne yapıyor? Daha da artırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki, bunlardan bir tanesinden şöyle detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O da karpal tünel sendromu. Yine çok sıklıkla görülen bir rahatsızlık arkadaşlar. Karpal tünel sendromu el bileğinin bir hastalığıdır diyoruz. İşte bilekte karpal tünelden geçen medyan sinirin sıkışması sonucunda ne yapar? Ortaya çıkar diyoruz. El bileği karmaşık bir anatomik yapıya sahip. Parmak ve el hareketlerini sağlayan adele sinir damar kompleksi buradan geçerek ne yapıyor? Dağılıyor. Medyan sinir dediğimiz baş parmak ve işaret parmağının hareket ve duyusunu sağlayan sinir bileğinin iç yüzünün ortasından geçerek el içinde ne yapıyor? Dallara ayrılıyor. Bu sinirin üstü el bileği hizasında arkadaşlar kısmen de avuç içinde kalın koruyucu özelliği olan bir bantla kaplı. Bu koruyucu bant orta yaşlara doğru çeşitli nedenlerle kalınlaşarak altında kalan koruduğu siniri ne yapar? Sıkıştırmaya başlar. Sonrasında arkadaşlar geceleri ellerde ortaya çıkan ve zaman içinde giderek şiddetlenen uyuşmalar ve ağrılar başlar. Yine bazen uykudan uyandıracak kadar kötü olabilir arkadaşlar. Kola ve omuza da ne yapabilir? Yayılabilir diyoruz arkadaşlar. Yine avuç içinde parmaklarda his kaybı, elektrik çarpması gibi. Yine baş işaret ve orta parmakta etkilenmeler, elde kuvvet kaybı, tutamama, tutulan şeyleri düşürme gibi durumlarla ne yapılabilir? Karşı karşıya kalınabilir diyoruz. Az önce de bahsettik. Özellikle bileğe yük vererek yapılan çalışmalarda, daktilo bilgisayar kullananlarda, oto tamircisi gibi el bileğini çok kullanan kişilerde ne yapar? Karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Karpal tünel sendromu. Peki. Psikolojik açıdan iş yeri düzenleme. Yine bu da ergonomik açıdan iş yeri düzenleme içerisinde ne yapıyor? Yer alıyor arkadaşlar. Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenlemenin hedefi çalışana kendisini tek düze bir çalışmada uyaracak, motivasyonunu artıracak, rahat bir çevreyi ne yapmak? Meydana getirmek arkadaşlar. Ki son zamanlarda bu düzenlemelerde ne yapıyor? Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle de yazılım firmaları tarafından. Hani bazen bizim ülkemizde de aynı şekilde şöyle söyleyeyim işte Google'ın işte diğer bilindik yazılım firmaları bu hususlara ne yapıyorlar? Çokça dikkat ediyorlar. Sadece bu değil tabii ki. Psikolojik açıdan iş yeri düzenlemede birçok nokta ne yapıyor? Devreye giriyor. Birazdan onları söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde yani psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme ile birlikte arkadaşlar kişinin motivasyonun artırılmasıyla birlikte az önce bahsettiğim hani çok iş olmasa dahi yorgunluğa neden olan durumların da önüne ne yapılmış geçilmiş olur diyoruz. Bu şekilde çalışma yerinde düzen ve güvenlik sağlandığı gibi çalışma performansının artmasına da katkı verilmiş olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani iş yerlerinde zeminlerin boyamasından bahsettik. Dedik ki hani işte kişilerin, çalışanların yürüyecekleri yollar, makinelerin çalışma alanları, malzeme bırakılacak alanlar gibi alanlar değişik renklerde ne yapılabilir? Boyanabilir, belirginleştirilebilir dediği. İşte o çalışmada arkadaşlar yine psikolojik açıdan iş yeri düzenlemenin renk düzenlemeleri başlığı altında ne yapıyor? Yer alıyor. Yine aynı zamanda güvenlik ve sağlık işaretleri de psikolojik açıdan iş yeri düzenlemenin renk düzenlemeleri başlığı altında ne yapıyor? Yer alıyor diyoruz arkadaşlar.
Ergonominin işgören ile iş ve iş ortamı arasında uyumu sağlamada sadece teknik düzenlemeye ağırlık vermesi nedir? Yeterli değildir diyoruz arkadaşlar. Bu düzenlemenin yanında aynı zamanda diyoruz ki arkadaşlar, çalışanın psikolojik yapısının da dikkate alınarak işe uyumunun sağlanması da gerekiyor. İnsan psikolojik yönden tatmin edildiği sürece arkadaşlar, işletmelerin ve kurumların verimliliği ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz ki, hani o noktada dediğimiz gibi birçok çalışma yürütülüyor. Peki, buradan baktığımızda psikolojik açıdan iş yeri düzenleme dediğimizde müzik yayınları olabilir, renk düzenlemeleri olabilir ve bitki ve çiçeklerin kullanımı ne yapabilir? Olabilir diyoruz arkadaşlar. Tabii müzik yayınıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Sizler de bazen televizyonlarda izliyorsunuz. Evet, fabrikalarda sabah çalınan müziğin arkadaşlar üretimi yaklaşık %4, öğleden sonra çalınan müziğin de %2,5 artırdığı gözlemlenmiş. Ama burada tabii ki dikkat edilmesi gereken nokta müziğin türü ve şiddeti. Burada da şöyle denmiş, üflemeli çalgılar ve yine rahatsızlık vermeyecek bir ses seviyesinin kullanılması gerekiyor. Ama sizler şimdi gideceksiniz iş yerlerine. Bizim iş yerlerimizde de müzik çalıyor. Müzikten yana bir sıkıntımız yok ama bırakın böyle bir fayda sağlamayı, aksi bir şeyi de ne yapıyor ortaya çıkarıyor. İşte bangır bangır bir müzik ve aynı zamanda arabesk diye adlandırılan müzik türü. Yani bırakın insanın şeyini, motivasyonunu yükseltmesi, iş kazalarını açık hale getiriyor. Bazen bakıyorsunuz kişi orada ama beden olarak, kafa olarak başka yerlerde ne yapabiliyor, gezebiliyor. O yüzden müziğin türü ve seviyesi çok çok önemli. Yani bizim yaptığımız türden bir şey bu işe karşılık gelmiyor arkadaşlar. Yine çalışma yerlerinde renk düzenlemesinin üç temel amacı bulunuyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi özel durumları daha iyi belirlemek. Mesela işte ne yapıyoruz biz? İş makinalarının tamponlarını sarı siyah renklerde, kontrast renklerle boyuyoruz. Aynı şeylerde olduğu gibi düşünün. Servis araçlarının arkalarının işaretlendiği gibi sarı siyah renklerle. Yine biz renk düzenlemelerini tehlikeleri ve korunma yollarını belirlemek için kullanıyoruz. Bir de tabii ki renk düzenlemelerini çalışanın moralini yükseltmek için de ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir durum mesela işte bu bir